Evet, doğal sayıların karşılaştırmasıyla devam ediyoruz. Bu ne demek? Normalde diyelim ki iki sayıyı karşılaştıracağız. Hani 12 ile 125'i karşılaştırıyoruz. Hangisi daha büyük? 125 tabii ki de daha büyük, değil mi? Bu büyüklük ve küçüklüğü nasıl bakıyorduk? Şuradan bir çizgi çiziyorduk. Bak, küçüğün k'si büyüğünde b'si oluyordu. Yani 5 küçüktür 7. Küçük oldu bak. 7 büyüktür büyük 4. Tamam. Çok turuncu turuncu oldu. Biraz yeşil yapalım. Evet, zaten ilk satırımızda bunu söylüyor. Doğal sayılardaki basamak sayısı fazla olan daha büyük oluyor. Yani bir bakıyorum, milyonlar basamağı var ve bir tane de binler basamağı var. O zaman direkt hangisi büyük? Zaten milyonlar basamağı olan sayı daha büyük oluyor. Basamak sayıları eşit ise, diyelim ki ikisi de iki tane milyonlar basamağı var. Şöyle yapalım. Bir de 1 milyon. Şimdi iki tane milyonlar basama var. 1 milyon 326 bin 1. 1 milyon 126 bin 7. Şimdi bu ikisini karşılaştıracağız. Ne yapıyoruz? Birler. Bakıyorum ikisine milyonlar. Eğer bu olmasaydı derdim ki kesinlikle yukarıdaki sayı büyük. Çünkü bu milyonlarken bu daha bin. Ama şimdi ikisinde de milyonlar basamağı var ve ikisinde milyonlar basamağı 1. O zaman ne yapıyorum? Yanındaki rakamlara bakıyorum bak. Aynı basamakta bulunan rakamlarla karşılaştırırız soldan başlayarak. Buradan başlayalım. Hani 3 ile 2'ye bakabilirsin ama direkt 326 ile 126'yı da karşılaştırabilirsin. O zaman ne oluyor zaten? Yukarıdaki sayının daha büyük olduğunu görüyorsun. Bak buradaki sayıya 3000 3 milyon 425 bin 106 sayısı 7 basamaktan 10 milyon 307 bin 648 8 basamaktan oluşuyor. O zaman direkt hangisi büyük zaten? 10 milyon daha büyük oluyor. Örneklerimize bakalım. 3 milyon 24 milyon. Şimdi diğer sayılara bakmaya gerek var mı? Bakıyorum bu 7 basamaklı, bu 8 basamaklı. O zaman zaten direkt hangisi daha büyük? Bu daha büyük oluyor. Kendim çizdim bunları ya. Bu daha büyük. 44 milyon 44 milyon. Neye bakacağım o zaman? İstiyorsan direkt yani direkt soldan başlayarak ilerliyorsan 9'a 3 olarak kıyaslayabilirsin. Ya da direkt gözün böyle biraz uzaktan bakıyorsan 900 ile 396 ile görüp direkt 900 daha büyük hocam. O yüzden bu daha büyük de diyebilirsin. 100 milyon 99 milyon. Hangisi daha büyük tabii ki? Bak diğer sayılara hiç bakmıyorum bile. 100 milyon 99 milyon. Direkt bu daha büyük oluyor. 7 milyon 7. İkisi de 7 ve ikisi de milyonlar bölüğü var. Bundan dolayı diğer bölüğe bakıyorum. Ya da diğer şey basamağa da bakabilirsin. 2, 2, 0, 0, 3, 3. Yani 203'ü 203. Aa, binler bölüğü de aynı. O zaman direkt ne yapıyorsun? 981, 895 hangisi büyük oluyor? Tabii ki de 7 milyon 203 bin 981. 56, 56. Bak binler bölüğüne bakıyorum. 56 milyonlar bölüne bakıyorum. 56 56 binler bölüne bakıyorum. 7 872'ye 878 tabii ki de burası. 45 milyon 45 milyon görüyorsun buralarda eşit. Hangisi büyük oluyor? 983. Karşılaştırma da kolay. Evet, bu tarz sorularda ne yapacağız? Maviye bakalım. Elimizde belli başlı rakamlar var ve bu rakamları birer kez kullanmamızı istiyor. Kullanarak da 5 basamaklı en küçük doğal sayı yazmamızı istiyor. Şimdi bir kere 5 basamaklı en küçük doğal sayı yazacaksak başta 0 oluyor mu? Yani mesela bu 2 basamaklı bir sayı mı oldu? Hayır. Ne olur? En küçük mesela biz ne diyoruz? 2 basamaklı sayı 10'dur, değil mi? Bu böyle yazamazsın. Yani o her birinde kullanmak zorundayım ama birer kere kullanmak zorundaymışım. O zaman ben en küçük doğal sayı yazmak istiyorsam ne yaparım? Aralarındakini en küçüğünü en başa yazarım. Yani buradaki 1'i en başa yazdım. Sonra yanına 0'ı koyarım. Sonra 2'yi koyarım. Sonra 7, 5'i koyarım ve sonra da 7'yi koyarım.
Ne yaptım? En küçük doğal sayı yazmak istiyorum çünkü. Tamam mı? 10.257 oldu. En büyük doğal sayı yazmak istiyorsan bu sefer de tabii ki de tam tersini yapıp 7'yi en başa koyacağım. 75.210. Peki en küçük çift doğal sayı deseydi? Çift dediği zaman çift ve tek. Onu not alalım. Çift sayılar 0, 2, 4, 6, 8. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar çift sayılar oluyordu. Tek sayılarda 1, 3, 5, 7, 9. Bunlar da tek sayılar oluyor. Yani sen bir sayının, mesela milyonlar basamağındaki bir sayının tek mi, çift mi olduğunu direkt birler basamağına bakarak anlayabilirsin. En küçük çift doğal sayı dediğinden dolayı ben ne yapacağım o zaman? Sonu ya 0 olacak ya 2 olacak. E hocam neden 0'ı koymadık? Çünkü en küçük çift doğal sayı diyor. Eğer ben 2'yi buraya koyup 0'ı birler basamağına koysaydım en küçük mü olmuş oluyordu bu? Hayır. 12.570 daha büyük bir şey sayı oluyordu. Bundan dolayı en küçük dediği için bu küçük hataları düşebilirsiniz. En küçük çift doğal sayı dediği için benim 0 ya da 1, 2 var ya hani 2'yi en sona koymam lazım ki en küçük doğal sayıyı elde edelim. Tekrar söylüyorum yoksa ters çevirdiğinde yani 0 ile 2 yer değiştirdiğinde sayı büyüyor. Ve bu da en küçük doğal sayı olmamış oluyor. Peki en son olan en büyük tek doğal sayıya bakalım. Tek diyor. Birler basamağında ne olacak? 1, 3, 5, 7, 9'dan biri. Bakıyorum burada ne var? 1 var, 7 var, 5 var. 75.201 dedik. Neden 7'yi koymadık? Çünkü en büyük. Hani birler basamağına 7 koyamazsın. Çünkü koyar isen zaten en büyük olma kuralını çiğnemiş oluyorsun. Düşünsene hani böyle yazdın. Ah, böyle yazdım. E tamam, kurala uymuş oluyor. Tek doğal sayı yazmış oldum. Ama en büyük yazmadım. Bu rakamları kullanarak sana en büyük soruyor ya. Bundan dolayı ne yapman lazım? Kıyaslamalara baktığın zaman ne yapıyorduk? 75 mi 57 mi? Tabii ki de 75 daha büyük zaten. Senin burada büyükten küçüğe en büyük kuralını uygulaman lazım. En büyük o zaman 10 binler basamağına. Sonra ondan küçük olan artık hangisileri var? Burada 5 olduğundan dolayı 7'den küçük 5 olduğundan dolayı 5'i koydum. Sonra 2 var, sonra 0 ve 1 var. Evet. Şimdi soruya bakalım. 78 milyon 300 bir şey 6.345 büyükmüş. 78 milyon 356.345'e rep yaptım. Aynen yerine gelebilecek rakamların toplamını bulunuz diyor. Şimdi milyonlara baktım. İkisi de 78. Benim kıyaslamam gereken şey 306 bin büyükmüş 356'dan. Şunların bir önemi var mı? Yok. Zaten eşit. Hiçbir önemi yok. Şimdi bakmam lazım. Birler basamağına baktım. Yani şu anda şeyden bahsediyorum. Eğer bunu böyle bakarsam birler basamağında değil bu. Birler ona 10 binler diyeyim ben bu. 100 binler basamağına baktım. Şuraya göre algılatayım yine size. 100 binler basamağına baktım. 3. 100 binler basamağına baktım. 3. O zaman benim A ve 5 ile karşılaştırmam lazım. A 5'ten büyükmüş. O zaman hangi rakamlar var? Bak rakam diyorum. Rakam neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman rakamları söyleyecek olursak 5'ten büyük A'nın yerine gelebilecek 6 var, 7 var, 8 var ve 9 var. Bu nasıl bir 8? 8 var, 9 var. Ve bunların toplamları sorduğu için 6 artı, 5 artı, 7 artı, 8 artı, 9 eşittir 30 oluyor. Değil mi? Evet. Evet, şimdi 3 tane soru çözüyoruz. Çok gittik.
Evet, devam ediyoruz. Yukarıda verilen A, B, C balonlarının her birine 7 tane rakam yerleştirilmiştir. Bu rakamların hepsi kullanılarak 3 sayı oluşturulacaktır. Son durumda soruyu okuyorum şu an. Son durumda oluşacak 9 basamaklı sayı hangisi olabilir? Tamam. Yukarıdaki şu hepsini sileyim. Yukarıdakilere bakalım. Diyor ki, şimdi balonları inceliyorum. A baloncuğu var, B baloncuğu, C baloncuğu, bir de D baloncuğu var. D baloncuğunun içerisindeki rakamları biz oluşturacağız. Hangi kurala? Buradaki 3 tane belirtilen kurala göre. A balonundaki rakamlarla yazılacak en küçük sayının binler bölüğü. Bak, A'da biz bir sayı oluşturacağız ve bunun binler bölüğü D balonundaki Z'ye yazılacak. Yani bu şimdi X, Y, Z dediği bölükler oluyor. Yani X 3 bölükten oluşuyor. Bu X, bu Y, bu da Z. Tamam mı? Onları da şöyle siyahla yazayım. Burası X bölü. X. Burası Y bölü. Burası da Z bölü. Ve ben Z yerine yazacağım, o yazacak olan kısmı şurada belirliyorum. A balonunda. A balonundaki belirleyelim diyor ki en küçük dediği için ben bu sayı rakamlarla en küçüğü oluşturmam lazım. Başa sıfır koyamam. Ama en küçük başa sıfırdan sonra ne koyabilirim? Bir koyabilirim. Biri koydum gitti. Sonra ne koyacağım? Sıfır koyacağım. Sonra ikiyi koyacağım. Sonra üçü koyacağım. Sonra dört, beş ve sekiz. Şu an bölüklerimi ayırıyorum şuraya ve şurası. Yani 1.023.458. Tamam mı? Ve binler bölüğü diyor bak. Binler bölüğü. Binler bölüğü neresi? Burası. Burayı ne yazmam, nereye yazmam gerekiyormuş? Z'ye. Zaten bunu bulduğum zaman direkt şık belli. Adana. Ama tabii ki de diğerini yapacağız. Diğer ikisini de. B balonundaki rakamlara yazılacak en büyük sayının milyonlar bölüğü. B'yi yazalım. Şurayı silmeyeyim. Şurada daha küçük yazayım. B'ye de en büyüğü yazmak istiyorum ya. O zaman ne yapmam lazım? En büyükten başlamam lazım. 9. Sonra ne var? 8 var. Sonra ne var? 6 var. Sonra ne var? 3 var. 2 var. 1 var ve 0 var. Bak en büyüğü istediğim için ve herhangi çift veya tek diye bir şart koşmamış. Ve bunun bölüklerini 3'e 3'e ayırdığım zaman milyonlar bölüğünü yani sadece 9'u Y'ye koymam istiyor. 9'u buraya mı koyacağım? Bak şıklar şöyle de olabilirdi. Böyle olsa ne yapacaktın? Kö olabilir. Ne yapacaksın o zaman? Bak buraya değil. Ne diyorduk biz? 9 diyor ise sadece senin oraya koyacağın ilk iki basamağa 0 koyacaksın. 0, 0, 9. Tamam mı? Şimdi geldik son olarak milyonlar bölüğüne. C'yi okumamız gerekiyor. Rakamlarla yazılacak en küçük sayı diyor. En küçük sayı bak. Başka bir kural var mı? Yok. O zaman en küçük diyorsa tekrardan söylüyorum. Burada sıfır var ama sıfırı başa koyamam. O zaman biri koydum. Birden sonra sıfırı koydum. Üçü koydum. Dördü koydum. Beş var. Altı var. Yedi var. Başka var mı? Yok. Üçerli olarak ayırdım. Üç burası. Üç burası. Yani bunun da birler bölüğünü alıyor diyor ki x'in yerine koy. Demek ki bizim sayımız neymiş? 567 milyon 9023. Evet. İkinci sorumuz daha kolay. Denemelerde genellikle birinci soru tarzında görürsünüz ama bunlardan da karşınıza çıkacaktır çoğu zaman. 5, 7, 9 ve 0 rakamlarının tamamını birer defa kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük tek sayı diyor. Bir kere A ve B şıkları gitti. Bay bay. Neden? Tek diyor. Ama birler basamağına bakarsan ikisi de sıfır. Demek ki o yazılamaz. Çünkü bunlar çift sayılar. O zaman en büyük dediği için bir bakarsan zaten
Bunların ikisi de tek sayı ama 9, 9 bin. 507 mi büyük? 9705 mi büyük? Tabii ki de cevabımız Denizli. Son sorumuz. Binler bölümündeki 5 rakamının basamak değeri diyor bak. Binler. Kaç tane 5 var? Burada var, burada var, burada var. Ama bize binleri soruyor. Binler bölüğünde. Birler bölüğü, binler bölüğü. Yani binler bölüğünde 582 var. Gerisi şu an milyonlar bölüğü beni şu an ilgilendirmiyor. Buradaki 5'in basamak değerini soruyor. Şimdi normalde kısa yol neydi? Bak direkt yanlarındaki şunları 0, 0, 0, 0, 0 yap bak. Ki o zaman yaparsan cevabın direkt sonucu belli oluyor. Ama biz nasıl yapıyorduk? 5 çarpı yani sen anlayana kadar anladıktan sonra pratik halde direkt bunu yapacaksın. Binler bölüğü dediği için yani binler bölüğündeki 5'e bakıyorum. Binler, 10 binler, 100 binler. 100 binle çarpmam gerekiyor. Çarparsam da zaten 500 bin. Cevap C. Dersimiz burada bitmiştir. Hepinize iyi günler dilerim.